şurada ayar bozukluğu var. Gördüğün gibi alçak. Aynı şekilde zaten alçak olduğu için burası da böyle. Şuradaki boşluğu görüyorsun abi, daracık zaten. Neredeyse birbirine değecek yani. Ekstradan bagajın içinde şöyle ufak bir boya kazıntısı var şurada. Abi ondan sonra burada bak. Aynı şekilde. Şurada çirkin bir rötuş var. Tam şurası. Çirkin bir rötuş. Ekstradan işte şeyleri var. Boyası gitmiş. Aynı şekilde burası da öyle. Şu vidada söyleyeyim mi? Şu vidada kıl vardı. O kılı ben söktüm. Yani kıl nasıl olabiliyor anlamadım. Sürücü parmağım gidiyor buraya. Bir de bana bakarsan. Gördüğünüz gibi daha 3000 kilometrede araba. Bin kilometreye yaklaşmış. Evet. 3000 kilometreye yaklaştı. Başka aracım olmadığı için mecburen kullanmak zorundayım. Benim zararım olmadığını düşünüyorum. 22 Aralık 2020'de 458.300 lira vererek sıfır tüketen aracımı aldım. Almamla birlikte işte 5 Ocak'ta aracımı teslim aldım, daha doğrusu 15 Ocak'ta ekspertizi yaptırdım. Ekspertizimin doğrultusunda ekspertizim bagajında sökme takma olduğu ve bagajın komple boyalı olduğunu söyledi bana. Mikron değerleri de bunun neticesinde yüksek çıkıyor. Ekstra olarak 18 Ocak Pazartesi günü bayiye gittiğimde boya ustasıyla görüştüğümde boya ustası aynı şekilde sökme takma olduğunu ve bagaj kapağının komple boyalı olduğunu söylüyor. Bayi müdürü ise bunu hiçbir şekilde kabul etmediğini söylüyor bana. Yani sürekli fabrikasyon diyor. Ben de fabrikanın böyle bir hata yapacağına ihtimal vermediğim için Almanya'da bir abim vardı. Onun yardımıyla şasi numarasından bilgilerini sorgulattığımda Almanca ve Türkçe olarak bagaj kapağında sıkıntı olduğu, yani hata olduğu ve boya mikron değerlerinin kontrol edilmesi gerektiği söylendi. 19 Ocak Salı günü tekrardan ekspertiz yaptırdım. İki tane ekspertiz raporu olsun diye. Aynı iki ekspertizin raporları da birbirlerine uyuşuyor. Avukatıma başvurdum. Avukatım araç firma üstüne olduğu için şirket davası açacağını söyledi, yani ticari mahkeme açacağını söyledi ama bundan önce arabuluculuk hizmeti varmış. Arabuluculuk hizmetinde de bize şaka gibi bir teklif verdiler. İki bakım hediye ve ücretsiz onarım teklifi verdiler. Yani çocuk oyuncağı gibi, yani çocuk kandırır gibi bizi kandırmaya çalıştılar. Yani değer kaybım ne olacak? Ben bu arabayı sattığım zaman benim değer kaybım ne olacak? Bunu kimse düşünmedi. Yani bu yüzden gerekirse Avrupa Mahkemesi'ne kadar taşımayı düşünüyorum. Yani sıfır araba şok oldum. Şok olmak mümkün değil. Yani ben gidip ikinci el araba alacak olsam, hatalı araba alacak olsam zaten gidip alırdım. Hani benim amacım hatasız arabaya binmek. Yani hatalı arabaya binecek olsam etrafta bir sürü hatalı araba var yani. Niye ben sıfır arabayı tercih edeyim? Yani bundan sonra sıfır araba alacaklara tek tavsiyem şudur. Mutlaka sıfır arabadır. Yani hatası olmaz demeyin, ekspertizinizi yaptırın, öyle alın. Aldığımda pişman oldunuz mu? Yani aldığıma pişman oldum. Yani bundan sonra da sürekli ekspertizi yaptırmayı düşünüyorum sıfır araba aldığımda.